Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat nefis bir katmer börek tarifi hazırladım. Şimdi sizi hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 2 çay bardağı su ekliyorum. Ardından 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ununu eklemeye başlıyorum. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Lütfen ununuzu kontrol bir şekilde ekleyin. Ununuzun kalitesine ve markasına göre oranda farklılıklar olacaktır. Lütfen ununuzu eklerken ölçülü ve dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Spatula'yı çıkardıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum hamurumu. Yumuşak kıvamlı, çok güzel, özlü bir hamur elde etmiş oldum. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Gayet yumuşak ve çok güzel oldu. Şimdi tezgaha un serpiştiriyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Hamurumu 1-2 dakika kadar tezgahta yoğurup toparlıyorum. Toparladığım hamuru 4 eşit parçaya kesiyorum. Şöyle birazcık un serpiştiriyorum ki elime yapışmasın. Kestiğim hamurları elimde yuvarlayarak bezeler oluşturuyorum. Tezgahı biraz unladıktan sonra hamuru tezgaha alıyorum. Üzerine de birazcık un serpiştiriyorum ve açmaya başlıyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için kolay açılıyor. Hamurumu iyice açtıktan sonra içerisine eritmiş olduğum 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağdan döküyorum. Döktükten sonra fırçayla hamurun her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Ve daha sonra hamurun iki tarafını karşılıklı üst üste gelecek şekilde birbirlerinin üstüne kapatıyorum. Kapatmış olduğum kısma tekrar tereyağı ve sıvı yağ karışımından döküp her tarafını iyice sürüyorum. Ve uç kısmından başlayarak bu şekilde yuvarlıyorum ve rulo haline getiriyorum. Yapmış olduğum rulonu da bu şekilde üstüne bastırarak yuvarlak bir beze haline getiriyorum. Ve hamurumuz oluşmuş oluyor. Tezgahımı tekrar unladıktan sonra ikinci bezeyle tekrar aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Abonelikler ücretsizdir. Yorumlarda beni hangi şehirlerden ve ülkelerden takip ettiğinizi ve tariflerim hakkındaki görüşlerinizi lütfen belirtin. Yorumlarınızı gördüğüm anda hemen dönüş sağlıyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz dostlarınıza da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Tüm hamurlara aynı işlemleri uyguladıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini bir poşetle kapattıktan sonra 30 dakika buzdolabında bekletiyorum. Dakika sonunda dolaptan çıkarmış olduğum hamurların üzerini açıyorum. Tezgahın üstünü biraz unladıktan sonra hamurlardan bir tanesini tezgaha alıyorum. Üzerine de un serpiştirdikten sonra merdane ile hafifçe açmaya başlıyorum. Çok fazla inceltmeyin. Bu incelikte olması yeterli olacaktır. Diğer hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Açtığım hamurları tepsiye aldıktan sonra üzerlerine artan tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Üzerine bu şekilde çıtalı çevirerek şekiller çiziyorum. Tüm hamurlara aynı işlemi yapıyorum. Üzeri yağlı olduğu için çok çabuk ve kolay yapılıyor. Ve fırına gitmek için hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Ve katmerlerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan hemen sonra sizlerle de iç dokusunu paylaşmak istiyorum yakından. Gerçekten çıtır çıtır milföy hamuru gibi. Kat kat ve keteğe de benziyor aynı zamanda. Şöyle hemen size iç dokusunu da göstermiş olacağım. O kadar güzel oldu ki siz de bu nefis tarifi mutlaka tadın istiyorum. Şimdi çıtırtısıyla biraz sizleri baş başa bırakayım. Dışı pul pul, içi kat kat, gerçekten çok güzel bir tarif. Gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Yapımı göründüğü kadar zor değil, gayet kolay ve keyifli. Sonucuna değiyor en azından. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım diyorum. Diğer güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.